Alkollerin nükleofilik yer değiştirme tepkimelerine bakalım. Daha önce SN1 ve SN2 mekanizmalarını gördüğünüzü varsayıyorum. Primer alkolle başlayalım. Bu etanol. OH'a bağlı olan karbon bir başka karbona bağlı olduğu için bu primer alkoldür. Primer alkoller HBR ile tepkimeye girerek tabi SN2 süreci söz konusuysa alkil bromür üretirler. Elimizde güçlü bir asit olan HBR ve baz olarak işlev gören etanol var. İlk adımımız oksijeni protonlamak. O zaman burada bir proton transferi olacak. Oksijendeki ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alır ve bu elektronlar bromda kalır. Böylece brom iyonumuzu oluşturmuş oluruz. Evet, eksi bir formal yüke sahip bir bromür iyonumuz var. Buradaki mavi elektronlar bromür iyonumuzun üzerindeki elektronlar olsun. Şimdi oksijeni protonlayacağız. Burada protonlanan oksijeni gösterelim. Bu oksijenin üzerinde hala bir ortaklanmamış elektron çifti var ve bu da oksijene artı bir formal yük verir. Oksijen üzerindeki mor renkli elektronlar bu protonu alarak bu bağı oluşturur. Şimdi SN2 mekanizmasını düşünmemiz gerekiyor. Bu mekanizmada bir nükleofile ve elektrofile ihtiyacımız var. Aynı zamanda burada ayrılan grubumuz olacak. Oksijen protonlamamızın sebebi çok daha iyi ayrılan bir grup oluşturmaktır. Buradaki etanola nükleofilik saldırı olsaydı ayrılan grup hidroksit olurdu. Ama bu iyi ayrılan bir grup değildir. Burada ayrılan grup olarak su olacak ki bunu birazdan göreceğiz. Su burada bahsedilen sürecin devam etmesine yardımcı olur. Burada kırmızıyla işaretlediğim karbondan elektron yoğunluğu çeken oksijen üzerinde düşünelim. Bu kırmızı karbon elektrofilik kısımdır. Nükleofil elektrofile saldıracaktır. Bromür iyonu nükleofil gibi davranacak, elektrofile saldıracak ve bromla karbon arasında bir bağ oluşturacaktır. Aynı zamanda buradaki elektronlar oksijene geçecektir. SN2 mekanizması tek adımlıdır. Yani oluşan bağ bu bağın bozulmasıyla ve elektronların ayrılan gruba gelmesiyle aynı anda gerçekleşir. Son ürünümüzü çizdiğimizde etil bromür veya bromo etan oluşturmuş oluruz. Elektronlarımızı buraya koyalım. Bu mavi elektronlar karbon ve brom arasında bir bağ oluşturdu. Aşağıda kırmızı karbonu görüyorsunuz. Yani bromo etan oluşuyor. Aynı zamanda su da oluşur. Şimdi buraya suyu çizelim. H2O iyi ayrılan bir gruptur çünkü su çok kararlıdır. Buradaki oksijene gelen ve bize suyu veren yeşil elektronları görüyorsunuz. SN2 mekanizmasında bazen stereokimyayı düşünebilirsiniz. Fakat bu örnekte de gerekli değil. Çünkü buradaki kırmızı karbon kiralite merkezi değildir. Bu kırmızı karbona bağlı iki hidrojen var. Yani bu bizim tek ürünümüz. Düşünmemiz gereken tek şey bu. Broma etan son ürünümüzdür. Şimdi bir başka SN2 tepkimesine bakalım bu sefer sekonder alkol olacak. Yani OH'a bağlı olan karbon iki başka karbona daha bağlı. Alkoller tosil kırılır ve predinle tepkimeye girerek tosilat oluştururlar. Şimdi ürünü çizelim. İlk adımda tosilat oluşturuyoruz ve stereo kimyayı kullanıyoruz. Burada ve aşağıda veceş gösterimindeki kama şekillerimiz var. Burada bir oksijenimiz var ve buraya kısaltma olarak TS yazacağız. Yine bu bize daha iyi bir ayrılan grup verir. Önceki tepkime de bize çok daha iyi ayrılan bir grup vermesi için oksijeni protonladık. Ama burada zaten harika bir ayrılan grubumuz var. Zaten tosilat kullanmamızın sebeplerinden biri de bu. İkinci adımda sodyum bromür ekleyeceğiz ve yine burada SN2 mekanizması var. Yani nükleofil elektrofilimize saldıracaktır. Elektrofilimizi gösterelim oksijene bağlı olan karbon. Oksijen bu karbondan bir miktar elektron yoğunluğu çekiyor. Burası molekülün elektrofilik kısmı. Yine bromür iyonumuz nükleofil gibi davranacak. Ortaklanmamış elektronları mavi ile gösterelim. Bromür iyonumuz elektrofilik karbona saldırır ve bir bağ oluşturur. Aynı zamanda bu elektronlar bu oksijene gelir. Yine tek adımlı SN2 mekanizması var. Bu sefer serio kimya düşünmemize gerek var. O yüzden burada kama var. O zaman bu kısım sayfa düzleminde bize dönük. Bromür iyonu ters taraftan saldırmak durumunda. Ters taraftan saldırıyorsa son ürünü çizdiğimizde bunu kesikli çizgiyle göstermemiz gerekir. Bromun ters taraftan saldırması gerektiği için mutlak konfigürasyon ters çevrildi. Başlangıç alkolümüz için konfigürasyon belirlerken R diyeceğiz ve kiralite merkezimizde bu karbon olacak. Bu karbon ürünlerimiz için kiralidir. Ürünümüz içinse S entiyomerini oluşturacağız. S entiyomerini oluşturduk ve R entiyomeri ile başladık. Evet, SN2 mekanizması var ve konfigürasyon tersine döndü. Çünkü nükleofilin ters taraftan saldırması gerekiyordu. Şimdi bir örneğe daha bakalım tersiyer bir alkol kullanarak sn1 mekanizması yapalım hadi başlayalım burada terbütil alkol veya konsantre hidroklorik asitle tepkimeye giren bir terbütanol var konsantre hidroklorik asit asit işlevi görecektir alkolümüzse baz yerine geçecektir burada bir sn1 mekanizması olduğunun altına çizelim çünkü elimizde tersiyer alkol var bu karbon o aşağı ve diğer 3 karbona bağlı Alkol baz işlevi görür ve protonlanmıştır. Burada klorür iyonu oluşturabiliriz. Şimdi bunu çizelim. Klorür iyonumuz var, eksi bir formal yüklü. Şimdi daha önce yaptığımız gibi mavi elektronları yerleştirelim. Buradaki elektronlar klorür iyonundaki elektronlar olsun. Oksijene protonluyoruz, bunu da çizelim. Şimdi burada terbütanol grubumuz var. Oksijene protonladık ve artı bir formal yük elde ettik. Buradaki mor renkli elektronlar bu protonu aldı. O da bu bağ olsun. Yine daha önce bahsettiğimiz gibi harika bir ayrılan grubumuz var. Su iyi ayrılan bir gruptur. SN1 mekanizmasında bu elektronlar oksijene gelir. Bu da bize suyu verir. Aynı zamanda karbokatyon da verir. Hemen onu da çizelim. Buradaki kırmızı karbon üzerinde artı bir formal yük olur. Çünkü bağ kaybeder. Kaybettiği elektronların altını çizelim. Buradaki elektronlar oksijene giderek suyu oluştururlar. Buraya su çizebiliriz. Bu noktada su kaybederiz. Yeşil elektronlar bu oksijene geldi ve H2O oluşturduk. Kırmızı karbondan bir bağ kopardık ve bir karbokatyon oluşturduk. Bu kararlı ve tersiyer bir karbokatyondur. Bu sebeple bu tersiyer alkol SN1 mekanizması üzerinden tepkimeye girmektedir. Son adımda nükleofil elektrofilimize saldıracaktır klorür iyonu karbokatyonumuza saldırır. Yani buradaki karbona saldırır ve son ürünümüz olan terbütül klorürü oluştururuz. Şimdi bu elektronları gösterelim. Mavi elektronlar tam şurada bağ oluşturur. Kırmızı karbon da burada. Evet. Terbütil klorür oluşturduk ve bu süreçte su kaybettik. Bu çok kolay bir tepkime. Oda sıcaklığında gerçekleşir. Terbütanolü alın ve biraz hidroklorik asit ekleyerek karıştırın. Son ürünü işte bu şekilde oluşturabilirsiniz. Stereokimyayı ve SN1 mekanizmasını düşünürsek, buradaki kırmızı karbon kirarite merkezi değildir. O halde üründen ne tür bir stereokimyasal sonuç alacağımızı düşünmemize gerek yok. Bu son ürünümüz. Hafızamızı tazelemek için şunu diyelim. SN1 mekanizmasıyla bu karbokatyonun oluşumu sebebiyle bu karbon ve karbokatyon SP2 hibritleşmiştir. Yani düzlemseldir. Yani buradaki kırmızı karbonu çizdiğimizde bunun kırmızı karbon olduğunu varsayalım, sp2 hibritleştiğini söyleyebiliriz. Yani buna doğrudan bağlı olan karbonlar aynı düzlemde yer alırlar. Bu karbonlar aynı düzlem üzerindedir. Ayrıca p orbitali de olacak. Bunu da çizelim. Bu karbon üzerinde artı bir formal yük vardır. Nükleofil bu düzlemin her iki tarafından da saldırabilir yani nükleofil bu taraftan veya bu taraftan saldırabilir evet son üründe kiralite merkezi varsa stereokimyayı düşünmek durumundayız fakat burada durum bu değil burada kiralite merkezi yok o yüzden şanslıyız evet videoda alkollerin sn1 ve sn2 tepkime örneklerini görmüş olduk